Herkese merhabalar, ben Burak. Yeni bölümümüze başlamadan önce ufak bir duyurum olacak. Gençlerimizin sizin sıkıntılarınızı, sorunlarınızı ve dertlerinize çözüm bulacağı yeni bir konseptimiz var artık. Yani bir nevi günümüzün Güzin ablası gibi bir şey olacak. Bugün ve yarın, yani 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve sorunlarınızı Tepikolik isimli Snapchat adresimize gönderebilirsiniz. Biz de bu dertlerinizi eğlenceli bir şekilde çözmeye çalışacağız. Bu sıkıntı ve dertleriniz neler olabilir? Aslında herhangi bir şey olabilir. Okulla ilgili dertleriniz olabilir. Ailevi dertleriniz, kız arkadaşınızla ilgili dertleriniz olabilir. Ama hani biz bunları tabii biraz daha eğlenceli bir şekilde çözmeye çalışacağımız için buna uygun olan videoları seçerek bölümümüze yayınlayacağız. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Bu bölümümüz bu hafta için bir ekstra bölüm. Cuma ve pazar günleri yine yeni bölümümüz gelecek. Abi bir dakika. Kadın ama mermaid dedim ya. Sonuna kadar delikanlıyım lan. Çekerim ya. İkinci resmini açabilirsin. Açıyorum. Aha. Yine ters tutuyorsun. Ben mi ters mi? Yok, doğru. Oo, bu çok zor. Direkt fil. Fil aynı. Çak. Ortak cevap. Kaldırabilirsin. Kelebek. İki tane insan oturmuş çak yapıyorlar birbirine. Bu Japon adamlar var ya böyle şeyle. Aa, ayı. Öyle el ele çalışıyorlar ama aynı tarzda yapıldığı için elini şöyle kaldırmış ayı. İki tane ayı görüyorum. Ellerini birbirlerine tokuşturmuş iki ayı görüyorum. İçeride bir uzay gemisi gibi bir şey var. Ya, uzay gemisi olur mu? Tamam, bu test tamam, uzay gemisi nasıl tersiz? Söylüyorum. Star Wars uzay gemisi. Hazırlıyorum. Söyleyeyim mi? Hı-hı. Ay sen şey yapacaksın. Ne söyledin? Ben burada hayvan görüyorum. Hayvan mı? Köpek, köpek bu bak. Hayır böyle bak köpek yavrusu. Burnu uzun böyle yukarı bakmış. Ya burada ben ellerini böyle yapmış iki tane insan görüyorum. Böyle yapmışlar. Ayakları da birbirine bakıyor. Yani tam yansıması gibi. Yani yüzleri de birbirine bakıyor. Ayakları da birbirine bakıyor. Elleri de böyle zaten. Simetri falan. Simetri yani. Böyle duran bir adam. Simetri karşı karşıya gibi. Ayna yansıması olan bir gergedan gibi bir şey. Biraz daha dışarıdan bak abi. Darth Vader'ın suratı bak. Gözler, ağız, saçız abi. Gerçekten öyle. Bir şey diyeceğim, bana bunların hepsi iç organları çağrıştırıyor. O ne demek? Bak ayı ayağı mesela şu an. Şu kafası gibi geldi. Bunda şöyle bir şey var. Karşılıklı iki tane insan figürü. Kadın, erkek gibi bir palyaço. Görmüyorsanız eğer, gördüm. Gördüğünüz aslında, insanlarla iletişim kurmakta zorluk çektiğinizi gösteriyor olacaktı bu. Abi fili nasıl demez buna insanlar? Buna nasıl palyaço dersin abi? Ya da köpek. Eğer bunu görmüyorsanız, insanlarla iletişim kurmakta zorluk çektiğinizi... İmkansız. Abi ben insanlarla iletişim kurmakta gayet iyiyim yani. Yani bunun bullshit olduğu şu an. Bir şey diyeceğim, ne görürsek iletişimimiz iyi? Karşılıklı duran iki tane insan figürü görseydin, bu senin insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekmediğini gösteriyor olurdu. Yani sen burada bunları görmediğin için insanlarla iletişim kurmakta zorluk çeken bir insansın sen. Hiç de öyle bir şey yok öyle ya. Bilim bu şey. Yalan. İnsan değil bence bu yani. Eğer bunu görmüyorsan, insanlarla iletişim kurmakta zorluk çektiğini anlayabiliyoruz. Ben mi? Evet. Abi bunun kadın ya, olma olasılığını sevdim ya. Ayı da var. Bak ayı. Bak ayı olabilir. Evet, bir şey var. Kadın nerede peki? Onu ben de bilmiyorum. Kadın diye bir şey, seni de kötü demek. Evet. Diğer iyi olan olabilecek yanıtlarda kelebek ya da mağara girişi. Ortada böyle mağara girişi yani görüyorsan. Yok. Diğer iyi olan yanıtlarda yine kelebek. Ve bir mağara girişi. Kelebek dedi. Ne girişi? Evet. Mağara girişi. Ne girişi? Mağara. Ulan aynı anda fil dedik lan. Mağara girişi. Evet. E ortasındaki ne? Bir mağaranın girişi olarak da böyle ortada ne? Şey olarak biliyormuş. Bayağı gergedanla kuş ya. Dört. Dördüncü isim. Bu ne be? Ya kadın ya kelebek diyoruz ama. Palyaço kadın kadın palyaço kelebeği seçiyorum. Ben her şey dedim bu arada. Kelebek. Bir röntgen olabilir. Röntgen mi? Röntgen mi? Hayır ya, direkt işte şey, 10 mililik. Olmadı mı? Başka bir şey söyleyeyim. Yani, burada öyle bir şey yazmıyor. Olur tabii canım. Ya bu çok karamsar bir resim gibi. Açıkçası ben bu resimden çok korktum. Ya aslında ben buna net bir şey görmüyorum da böyle kötü bir his doğduğu için. Ben sinek suratlı şişman bir adam var oturan böyle. Şimdi o zaman hiç beklemediğim bir yanıt geliyor. Karanlıklar Kraliçesini görüyorum derken.
İşte bilmiyorum. Karanlık olduğu için göremedim. Karanlık olduğu için göremedim Burak'cığım, kusura bakma. Abi ortada ne var biliyor musun? O Amerikan filmlerinde böyle şey olur ya. Hani böyle bizonun kafası böyle şey olmuş, kemikleşmiş falan. O kafa var ortada. Kafa böyle, tası yani. Evet, oradan böyle gidiyor ama yanda da böyle iki tane özgün penguen var abi. Kafayı koymuş. Ben ne görüyorum biliyor musun? Bak burası Leyna'nın bu şuralar. Aynı o abi. Ben de şey görüyorum abi, böyle domuz postu gibi bir şey. Bu da kafası abi, domuz kafası. Evet ama. Değil mi? Yerde yatıyor. Bilmiyorum. Tamam, giren bir şey söyledim. En altta da çok korkulucu bir şey var. Evet ya, böyle dişli bir hayvan. Gerçekten karamsarlıktan başka bir şey anımsatmıyor bana. Ne, senin resmi mi bu Burak? Şimdilik Araf'tayım. Evet. Bu resim senin baban ya da senden yüksekte olan bir otoriteyle olan ilişkini, senin onlara karşı bakış açını gösteren bir görsel. Baba seni çok seviyorum. Allah ceza versin, ailemizin bağını yaprak dökmeye yaşayacağız. İyi ve birçok insanın verdiği ortak yanıtlar ayakta duran bir erkek, ayı ya da goril. Alttan çekim olarak. Böyle şurada bir kamera. İnsanlar bunu nasıl görüyor hiç anlayamadım ben ya. He, anladım bak, ayıyı gördüm şu an. Alttan ayıya bakıyormuş gibi düşün. Ayı böyle kafası yukarı kalkık gibi düşün. Aaa evet. Şunlar da ayakları. Ama bu ne o zaman? Ona girmeyelim, tamam. Babam mesela aslan fizikli maşallah. Maşallah. İnsan başlı dedim ben. Babacım evimizin evet. Direğisin. Kötü cevaplar. Bir canavar, birbirine saldıran goril ya da bu tip böyle kötü şeyler eğer görüyorsan bu da kendinden yüksekte olan otoritelerle iyi anlaşamadığını gösteriyordu. İyi bir şey dedi. Oğlum ben koç burcuyum ben zaten. Ben illa ki çatışacağım. En güçlü benim olmam gerekiyor çünkü. Öyle mi koç? Evet. Nasıl bir egoistin? Öyle abi. Koç burcu. Buradan sor bak bütün koç erkeklerine. Soruyoruz bunu arkadaşlar. Koç erkeği, koç erkeği nasıldır? Sor. Bir de yengeç kızları nasıldır? Bir de onu soralım. Sormayın. Bir de erkeğini de soralım. Onu da sor. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Daha sonra birlikte kahvaltı ettik. Bilemem. Babamla aram nöt galiba. Örümcek falan dedim ben de. Fabişkom ya. Ne demek anlayıcı baba? Demek o benim tanıdışım ya. Evet. Sana inandırıcı geldi mi bu test? Hayır. Bana inandırıcı falan gelmedi. Çünkü bir, ben çok şükür kendim ne olduğunu biliyorum. Cinsel tercihlerim, hayattaki görüşlerim, fikirlerim. Babamla nasıl bir ilişki yaşadığımı Rorschach'tan iyi ben bilirim. O yüzden bence otursunlar biraz kendileri şu mürekkeplerle oyunlar, şakalar, espriler yapsınlar. Bilime de inancım kalmadı şu an. Teşekkürler Rorschach. Ne söyleyeyim abi bunu zaten kafamda... Zaten sana biraz kötü bir şey çıktı. Benim bütün... Bozdun beni ya. Olsun. İnanmıyorum ben. Ben de şeye karar verdim, psikoloğa gitmeye karar verdim. Çok ilginçmiş, hoşuma gitti. Bence bu tarz psikolojik oyunları daha fazla ekleyebilirsin programa. Güzel bir şey. Şöyle bir bilgi de vereyim. Mert de Gözde'nin eşcinsel olduğunu bu şeylerden anlattık. Yani bilim böyle söylüyor bize. Ben akşam Gözde'de kalmayayım mı acaba? Rorschach'a selam. Bir şaka yapacağım ben Rorschach'a. Psikolojik olarak kendimi her zaman yetersiz buldum zaten. Şu 21. yüzyılda zaten düzgün bir psikolojiye sahip olmak imkansız yani. Her zaman bir sorun çıkıyor, her zaman bir stres yapacağım bir şey çıkıyor. Bir, babamla gayet babişkom benim, iyi anlaşırım. İkincisi... Ve bir tepki bölümümüzün daha sonuna geldik. Gözde'ye yaptığı güzel esprilerle bölümümüze renk kattığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Gözdeciğim. Bu arada paranormal videolar bölümümüz için hazırlıklara başladım. Eğer sizin de bildiğiniz böyle değişik paranormal videolar varsa bunları bize yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Ve her zamanki gibi tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Cuma günü yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.